Söz vermiştim kendime. Yazı bile yazmayacaktım. Yazı yazmakta bir hırstan başka neydi? Burada namuslu insanlar arasında sakin sakin ölümü bekleyecektim. Hırs, hiddet, deme gerektir, yapamadım. Koştum tütüncüye, kalem kağıt aldım. Oturdum. Adanın taşlı yollarında gezerken. Canım sıkılırsa küçük değnekler yontmak için cebimde taşıdığım çakımı çıkardım. Kalemi yonttum. Yonttuktan sonra öptüm. Yazmasam deli olacaktım. Evet, yazmasam deli olacaktım diyor Sait Faik Abasıyanık. Haritada bir nokta isimli öyküsünün sonlarına doğru. Gerçekten böyle bir şey var mıdır? Şimdi beni dinlerken mübalağa ediyor şair, yazar diyebilirsiniz. Sait Faik mübalağa etmiş arkadaş. Bir insan yazmasa deli olacak bir kıvama gelir mi? Bu kadar da olur mu? Yazmasam deli olacaktım. Bu hafta bir telefon görüşmesinde yazı yolculuğunun başlarında olan bir arkadaşımızın cümlesi, ben yazmakla hayata tutunuyorum. Hayatı çeşit çeşit ızdıraplarla dolu. Çeşit çeşit ızdıraplar içerisinde geçmeye de devam ediyor. Allah sağlık, sıhhat, kolaylıklar versin. Ben yazıyla hayata tutunuyorum hocam dedi telefonlu görüşmemizde. Kendisini çok iyi anlıyorum. Çünkü hepimizin mutlaka hayatında uzun geceleri olmuştur. Hani 21 Aralık yılın en uzun gecesi derler ya. Ama öyle uzun gece değil. Takvimlerle, zamanla birilerinin belirlediği uzun gece değil. Hepimizin bir türlü geçmeyen uzun geceleri, uzun anları, uzun dakikaları olmuştur. Öyle dakika 60 saniye, herkes için 60 saniye değil. Bir saat 60 dakika, herkes için 60 dakika değil. Bir gece 4-5 saat, öyle 4-5 saat değil. Saati hesaplayamazsınız. Şair diyor yani, divan şairi sabit. Şebi yeldayı müneccimle muvakkıt ne bilir? Müftelayı gama sor ki geceler kaç saat? Şebi yeldayı en uzun geceyi. Müneccimle muvakkıt ne bilir? Ne bilsin? Yıldız ilmiyle uğraşan, takvimler ayarlayan, o ilimle iştigal eden ne bilsin? Sen bir gecenin kaç saat olduğunu, ne kadar uzun olduğunu müptelayı gama sor bakalım. Geceler kaç saat? İşte hepimizin mutlaka olmuştur. Mutlaka olmuştur öyle uzun uzun geceleri. Uzun uzun zamanları. Bazılarımızın dört duvar arasında olmuştur. Bazılarımızın dört duvar arasında bekleyenleri olmuştur. Bazılarımızın yolları olmuştur. Geçmeyen yolları. Bazılarımızın dilini bilmeyen insanların arasında kala karışımız olmuştur. Olmuştur mutlaka uzun gecelerimiz. Olmuştur mutlaka geçmeyen dakikalarımız. Olmuştur mutlaka aşina bir çehre arayışlarımız. İşte bu anları da benim de olmuştu. Ben de kendimi resim çizmeye, karalamaya, bol bol karalamaya atılmıştım. Oturmuştum kara kalem çiziyordum. Portreler çiziyordum, gözler çiziyordum, yollar çiziyordum. Yolların arasında ağaçlar çiziyordum. Gemiler çizmeye çalışıyordum. Upuzun berrak su çiziyordum. Suyun ardından bakan güneş çizmeye çalışıyordum. Umut diyordum kendi kendime o karanlık ama karanlık ağaçların arasında çizmeye çalıştım güneşin adını. O yüzden yazmasam deli olacaktım sözü Sait Faik'in bir noktada hakikatle buluşuyor. Neden yazar yazarlar? Geçmişte yazarlar niçin yazmıştır? Niçin sazın teline dokunur bir ozan? Niçin eline alır bir flüt ya da bir kavalı, bir dertli dertli dokunur bir neyzen ya da bir çoban? Niçin yalnız olduğunu bildiği halde bir hücrede şarkı söylemeye çalışır bir garip? Sanat burada devreye giriyoruz değerli dostlar. İnsan ruhunun sanatla apayrı bir ilişkisi var. İnsan ruhunun. Dil, din, millet, ırk değil.
şu milletten, şu dinden değil, bütün insanların, ilk gelen insandan son gelecek insana kadar bütün insanlarla, sanatla arasında bir ilişki var. İşte bu ilişki bazen işte bir şarkıyı dinlediğimizde ağlatır. Bazen bir filmi izlediğimizde bizi alır götürür bir yerlere. Kitap işte, kitap da böyledir. Okudukça okuyasımız gelir. Okudukça okuyasımız gelir. Ama işte burada ruhumuza iyi gelen kitabı bulmak mesele. Ama burada işte yazarken okuyucuya o atmosferi yaşatmak mesele. O ruhu verebilmek mesele. Bir yönetmen görüyorum. Oyuncularıyla dakikalarca ama dakikalarca o ruhu vermek için cebelleşiyor. Kamera arkası görüntülerini izliyorum. Ve sonra o yönetmenin filmlerini izlediğimde o yaprağın hışırtısı, o rüzgarın esintisi, o arkasından falan da gelen fon müzik, o bakışlar, her şeyi o ruhu size yansıtıyor. Bir pişmanlık vardır ya da bir cinayet vardır ya da bir özlem vardır, bir hasret vardır. Sizi o duygunun içerisine koyduruyor işte o yönetmen. Sürü filmindeki Tuncel Kurtiz'in Ankara'daki bir sağa bir sola bağırması, koşması. Nasıl hissetmiş o yorulu? Yine Yol filminde Zeyd karakterindeki Tarık Akan'ın o bakışları. Şimdi konumuz kitap. Konumuz kitap. O yüzden biraz kitap konuşacağımız için ve 15 dakikalık bir program olacağı için bazen 1-2 dakika geçiriyorum. Şunu demeye çalışıyorum. Niçin yazar bir insan? Niçin yazmak ister? Önce bir bunun sorusunu bulmak lazım. Bu soruyu tam olarak kafasına iyi bir şekilde oturtmuş olan yazarların kitapları, aradan zaman geçse, ne kadar yıl geçse, ne kadar şey geçse okunuyor. Çünkü tüccar değil bu yazarlar. Ve bu yazarların yayın evleri de bu kitapları basarken, yayınlarken bir maddi bir beklenti içerisine girmeden basıyorlar. Ve onların kitapları bir şekilde denizin ortasına atılan bir şişenin bir şekilde sahibini bulması gibi. Alın sizi dedemin insanları filmine götüreyim. Oradaki gibi bir şekilde okuyucusuyla buluşuyor. Kendi döneminde anlaşılmamış, kendi döneminde çok fazla böyle ne demek istediği anlaşılmamış ama ondan sonra anlaşılan eserleri farklı farklı dillere basılan çok yazarlar olmuştur. Yaşarken de kıymeti bilinen çok yazarlar da olmuştur. Ama öncelikle eline kalemi alan bir insan kendine bunu sormalı. Ben niçin yazıyorum? Yazmasam deli olacaktım ya da hayata tutulmaya çalışıyorum diyebilirsiniz. Çok güzel. Ama ben bu hissiyatımı, ben bu düşüncelerimi nasıl sunuyorum? Bir vaiz edasıyla vaaz verircesine o duyguyu, o hapis duygusunun, o yalnızlığı, o gurbeti, o yol yürüyüşünü, o ötekileşme kavramını ya da başka başka kavramı karşıdaki insanın kafasına ilkokul öğretmen edasıyla mı vermeye çalışıyorum? Yoksa hiç ağlamak sözcüğünden ya da gözyaşından bahsetmeden bir insanın hışkıra hışkıra ağladığını verebiliyor muyum? İçinde hasret, içinde ayrılık sözcüğü geçmediği halde buram buram ayrılığı hissettirebiliyor muyum? Yoksa bir kitabın daha birinci sayfasında 7 defa Yusuf, 8 defa kuyu, 10 defa kuyu dedirte dedirte kitabı büyük bir şevk eline alan insanı kuyudan da Yusuf'tan da cezaevinden de soğutuyor. Öncelikle kendimize bunun sorusunu sormamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yazarken, yazmaya çalışırken okuru hesap etmek belki de bu olsa gerek. Gerçi Hasan Ali Toptaş şöyle diyordu Doğan Aslan'a. Ben okuru için yazmıyorum, kendim için yazıyorum. Okurun beklentisini, okurun beklentilerini göze alan yazarlar belli bir nokta sonra sınırlıyorlar kendilerini. Şunu söylesem daha çok beğenirler, bunu yazsam daha çok beğenirler. O bakış açısına ben katılıyorum.
Orada Hasan Ali Toptaş'la tamamen aynı fikirdeyim. Yani okurun istediği tarzda tamamen okurun değil. Ama kendimizi okurun yerine koymamız gerekir. Biz okurken neyi çok hoş, neyi çok seviyoruz? Neden bıkmıyoruz bazı kitapları daha çok okuyoruz? Neden bıkmıyoruz bazı şarkıları daha çok dinliyoruz? Bazı şiirleri neden ezberliyoruz da bazı şiirlerin daha birinci masasında okunmaz diyoruz. İyi terbiyelenmemiş, iyi güzel bir şekilde bekletilmemiş et, hangi hayvanın eti olursa olsun, ister kuzu olsun, ister dana eti olsun, güzel de pişmemişse ağzımızda aynı bir kadifeyi, bir kumaş parçasını çiğniyormuş gibi olur. Gitmez bir türlü, yutkunamayız bir türlü. İşte şeflik burada devreye giriyor. O baharatı, o aromayı, o terbiyeyi hissettirme burada devreye giriyor. Güzel güzel kitaplar okumak istiyorum. Ama artık daha önce yazılmış kitapları değil, tekrar ve tekrar bir daha yer altından notları okumak değil, tekrar ve tekrar daha önce yazılmış olan yazarların kitapları değil, yeni yazarların da kitaplarını okumak istiyorum. İşte buldum, ben bu kitabı okudum. Listeme bu kitabı aldım, okuyorum, o kadar yoğunluğuma rağmen çalışıyorum, eve geliyorum, yolda gidiyorum. Ben bu kitaba zamanımı veriyorum, bu hayattaki en kıymetli şey olan zamanımı veriyorum. İşte zamanım israf olmayacak. Ben bu kitabı okuduğumda kendimi bulacağım. Ben bu kitabı okuduğumda haz alacağım. Ben bu kitabı okuduğumda yolculuğa çıkacağım. Dedirtecek kitaplar okumak istiyorum. Her çıkan, yeni çıkan kitapları, kitap eklerini, kitaplarla ilgili sayfaları takip etmeye çalışıyorum. Ama bunu bir sonraki yayında devam ettireceğim ama maalesef yayın evlerinin aceleciliği, yayın evlerinin bu noktada tüccarca düşüncesi, yayın evlerinin herkese hızlı bir şekilde yazarlık noktasında olgunlaşmasını beklemeden o arayı hızlı bir şekilde geçirmesi, neticesinde iyi eserler pişmiyor. Pişmiyor, bir türlü güzel eserler gelmiyor. Çok da karamsar mısın, karamsar mıyım bu konuda bilmiyorum ama çay herkes demlemiyor işte. Çay dünyanın en basit şeyi işte, koyuyorsun suyu kaynatıyorsun üstüne bir tutam çay koyuyorsun işte sana çay. Hayır, çay öyle olmuyor işte. Herkesin demlediği çay bile çay olmazken, herkesin elinden içtiğiniz çayın bile tadı, kokusu, demi farklıyken çay öyle çok kompleks bir yemek, çok kompleks bir içecek değil. Ama çayın bile bir dem süreci var. Çayın bile bir olma kıvam süreci varsa yazarlık noktasında biraz daha titiz olmak, yazarlık noktasında biraz daha sabretmek, biraz daha pişmek gerekir diye düşünüyorum okurun hakkı için. İyi bir okurum. İyi okuyorum. İyi okumak istiyorum. Bu yüzden yeni kitaplar okumak istiyorum. O kitapları okurken iyi ki bu kitabı elime almışım, iyi ki bu zamanı vermişim demek istiyorum. Bu kadar hakkım var diye düşünüyorum. Çünkü ben bu kitaba zamanımı veriyorum. Şimdi 15 dakikanızı aldım, 16 dakikanızı aldım, 13 dakikanızı aldım. Sizde şu hissi uyandırmak, ya 15 dakikamı yedin. Bu çok gerçekten bir sükutu hayal olur. Dinledim, dinledim, dinledim. Ne söyledin sen be adam? Ne söyledin sen? Bu hissiyatı işte kitapta da vermek, bu hissiyatı edebiyatta da vermek gerçekten okura haksızlık olur diye düşünüyorum. Açlık romanını okuyanınız vardır. Okurken acıktığınızı hissediyorsunuz. Körlük romanınızı okuduğunuzda elinizi birkaç defa gözlerinizin önüne getiriyorsunuz. Körlüğü hissediyorsunuz. O körlüğü o kadar güzel hissettirmiş, o kadar güzel vermiş. Şimdi aynı kelimelerin tekrar edildiği böyle bir kombinasyon yapılırsa çok kitap vardır. Ama işte mesele onu güzel bir şekilde, onu en iyi kıvamlı, en iyi şekilde okura gönderebilmek. Herhalde
Saiz Faik Abasıyanık öykücülüğü burada devreye giriyor. Kendi döneminde öykü yazan birçok kişi vardı. Ama hala Sait Faik Abasıyanık'ın Semaver isimli öyküsündeki semaverin sadece bir semaverden ibaret olmadığını iyi okulların hepsi bilir. O semaverde pişenin aslında çay olmadığını, o semaverin de aslında bakırdan ya da çelikten değilse artık bir semaver değil, başka bir şey olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Sordum bir Alman kadına. Paranüs, paranüs deyip duruyorsunuz. Ceviz var işte, ceviz alın. Niçin ikide bir paranüs diye bir şey soruyorsunuz? Vardı bitti. Paranüs ne zaman gelecek? Paranüs ne zaman gelecek? Paranüs dediği şey Brezilya cevizi olarak Google'dan aratıp bulabilirsiniz. Kabuklu bir paranüs isteyip duruyor. Dedi ki Alman kadın bana, 65 yaşlarında, 70, 65-70 yaşlarında bir kadın. Ben dedi paranüsü alma sebebim şu. Noel geliyor dedi. Çocukluğumda dedem, babam, annem hepimiz kalabalık bir evdeyken o zamanlar burada o ağaçlar da olurdu. Şimdi yok. Ve evimizde o Brezilya cevizi işte o paranüsün o şeylerini dedem kırar bize verirdi. Ben de çocuklarıma, ben de torunlarıma daha doğrusu dedi. Onlarla böyle Christmas'ta, Noel'de onlarla beraber bunu yemek istiyorum. Onlara da bunu tattırmak istiyorum. O yüzden getirin seydiniz. O yüzden ben sizden bunu almak isterim dedi. Alman müşterim. Aslında almak istediği ceviz değildi yani. Paranüs cevizi değildi. O çocukluğunu almak istiyordu. O dedesiyle, ninesiyle, büyükleriyle İkinci Dünya Savaşı'nın o kötü dönemlerinde yine de o yokluk, o sıkıntıya rağmen bir çatın altında, bir sobanın kenarında oturduğu günleri satın almak istiyordu. Almak istediği ceviz değildi. Beni çok etkiledi bu anlatım. Köşede dekor olarak 600-700 gram kadar bir yerde sakladığım sadece cama doğru bakan şöyle bir ağacın içerisinde çok güzel sanatsal bir ağacın içerisinde bulunan paranüsü. O görmeden hemen kese kağıdın içerisine koydum. Bakın dedim dekor olarak kalan son paranüsü size veriyorum. Buyurun dedim. Çok sevindi. Çok mutlu oldu. Ne kadar borcum dedi. Dedim borcunuz yok dedim. Bu dedim ben size işte Weihnachten, işte Christmas hediyem olsun. Bana bir bakış açısı zaten verdiniz para gerine. Para istemiyorum dedim. Şimdi cevizi satın almıyordu o hanımefendi. Çocukluğunu satın alıyordu. Tükettiğimiz şeylerde aslında biz de o gözle bakalım. Kitabı okurken o kitaba sayfaları içerisinde bazen çocukluğumuzu koyabiliyor muyuz? Okurken bazı yazarların romanlarında gidiyorum yani. Zaman yolculuğu yapıyorum. Üniversite yıllarıma gidiyorum. Lise yıllarıma gidiyorum. Köye gidiyorum. Dağlara çıkıyorum. Nehir kenarına oturuyorum. Ve bunu o kadar güzel tasvir ediyor ki. Al diyor işte seni oraya oturtuyor. O suyun sesini sana işittiriyor. O buz gibi suyu içinde üşüyorsun. Ya da sıcaksa terliyorsun oturduğun yerde Knut Hamsun'un acıktırdığı gibi seni. İşte birazcık yazarlığın burada devreye giriyor. Okura her zaman da kızmak lazım. İstediğin kadar kampanya yap. Yayın evleri sahibi arkadaşlar ve yazarlar. İstediği kadar kitap neden satılmıyor diye kendi kendine uğraş. Okura çok yüklenmemek lazım. Okuru bizim bir şekilde kıvama getirmemiz gerekiyor. İşte insanlar neden kitap okumuyor? Çünkü okunacak kitaplar az yazılıyor. Çünkü Dostoyevskilerin sayısı azaldı. Victor Hugo'ların, Balzac'ların sayısı, Stendhal'ların sayısı azaldı. Peyami Safa'nın her kitabı belki aynı değerde değildir ama Peyami Safa'nın 9. Hariciye Koğuşu'ndaki hasta çocuğun kemik ağrısını okuyan insana hissettireceği gibi hissettiren yazarların sayısı azaldı. O halde işte bir iş gösterge. İşte bize bir numune. Ne yazıyorsak okurun yerine koyalım. Ben kendim öyle yapmaya çalışıyorum. Bu yüzden kolay kolay kitap basacağını da düşünmüyorum. Çünkü henüz kendi
yazmaya çalıştım kitaplarda, romanlarım için söylüyorum. Net bir şekilde Anna Karenina romanı yazan Tolstoy'un ruh dünyasına henüz giremedim. Anna öldüğünde odasının ortasında ağlaya ağlaya ayaklarını karnına çekilmiş bir şekilde ev ahalisi buluyor Tolstoy'u. Anna öldü diyor evdekilere. O ruh haline henüz girmedim. Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerdeki o girmiş olduğu ruh hallerindeki gibi. Biraz o kıvama girdiğimiz zaman bu kitaptan ben isteniyorum. Yazdığım kitabın aynı zamanda zevkli bir şekilde okur olduğumu hissettiğim zaman tamam bu kitap bitti. Ben bu kitabı artık baskıya gönderebilirim diyeceğim. Evet dostlar. Yazmasam deli olacaktım diyen Sait Faik'ten buraya getirdim. Vaktinizi umarım heba etmedim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.